Görkemli hatıralardan hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Sokağa çıkma yasağı var. Herkes evinde, herkes Halk TV ekranlarında, Halk TV'yi izliyor salonunda, mutfağında. Kahvenizi, çaylarınızı alıp oturabilirsiniz. Evinize konuk oluyoruz. Evinizde sizinle birlikte görkemli bir kültür yolculuğuna açılacağız. Ta Sivas'tan başlayacağız, Montreal'e kadar gideceğiz. Oralardan tekrar geleceğiz. Ülkemizin aydın yüzlerini anlatacağız. Dünyanın aydın yüzlerini anlatacağız. Ve doyumsuz bir hafta sonu sohbetine hoş geldiniz diyorum. Soru ve görüşlerinizle programa katkıda bulunabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi aktaracağınız adresi şimdi arkadaşlarım ekrana getirecekler. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Yazın ki birlikte bir karşılıklı bir etkileşimle bu programı gerçekleştirelim ve sizi uçsuz bucaksız sanat, kültür, edebiyat, tarih, felsefe, müzik, tiyatro dünyasının o bilinmeyen koridorlarına götürmek istiyorum. Birlikte olalım. Dediğim gibi çaylarınızı, kahvelerinizi yanınıza alın. İsterseniz kağıt kalem de alın. Bazı konuklarım, bazı izleyicilerim mesaj gönderiyorlar. Mesajlarında diyorlar ki söylediklerinizi not almaya yetişemiyoruz. Biraz daha yavaş söylerseniz. Bugün sinema önerilerimiz olacak, film önerilerimiz olacak, kitap önerileri olacak ve hemen zaten elimin altında silahlara veda var. Sevgili Haydar gösterirse Ernest Hemingway'in baskı tarihi 1954 olan Silahlara Veda kitabı var. Ne kadar güzel anlatır. Hem bir aşk var bu kitapta, Silahlara Veda'da, hem de acımasız bir son var. Katerina ile Henry'nin dev gibi bir aşkı var. Bu kitabı alır okursanız korona günlerinde size çok iyi gelir. Hem savaşın acımasızlığını göreceksiniz. Hem aşkın insanların yüzüne nasıl vurduğunu, insanları nereden nereye nasıl savurduğunu göreceksiniz. Katerina ile, hemşire Katerina ile asker Henry'nin dev aşkını izleyeceksiniz. Evet, Haydar beni uyarıyor, bu kameraya bakacaksın diyor. Gözüm biraz önceki kameraya kaydı. Evet, Silahlara Veda'yı size programın başında önermiş oldum. Biraz sonra farklı kitaplar önereceğim ama aslında Yaşar Kemal'i eğer okumadıysanız gerçekten de eksiksinizdir. Eğer okuduysanız kitaplarını tekrar okuyun. Şimdi Haydar hemen hazırlık yapıyor ama ona geçmeyeceğim ben. Şimdi Ceyhun Atıf Kansu'nun Yaşar Kemal'le ilgili söylediği çok güzel bir söz vardır. Ceyhun Atıf Kansu da bu ülkenin önemli aydınlanmacılarından, önemli değerlerinden birisidir. Der ki Ceyhun Atıf Kansu, Yaşar Kemal yaylaların sözlüğü, ki sen doğadansın, çiçekçedir ana dilin der Yaşar Kemal'i anlatırken. Aslında bir pamuk tarlasını anlamak istiyorsanız Jean-Paul Sartre der ki benim çocukluğum kuş yuvası aramakla geçmedi, kuşları kovalamakla da geçmedi. Tarlalarda toprak karmadım, tarlalarda, sokaklarda dayak da yemedim ama benim aynam hep kitaplar oldu. Kitaplardan okuduklarımla dünyayı yeniden tanıdım, dünyaya yeniden açıldım diyor. Dünyayı kitaplarla öğrendim diyor. Benim çok değerli bir öğretmenim vardı üniversiteden, Emin Özdemir. Buradan kendisini tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bende çok büyük bir emeği vardır. Sınıfa girdiği zaman biz onun ağzının içine bakardık. Ne söyleyecek bugün? Bir dururdu, boş çuval dik durmaz derdi. Öğrenin, kendinizi geliştirin, hayatı bambaşka bir dünyada yeniden öğreneceksiniz derdi. Gerçekten de kitapların dünyasına girdiğimiz zaman, kitapların dünyasında savrulduğumuz zaman başka başka ufuklara gidiyoruz. Şu anda evdeyiz mi? Evlerdeyiz değil mi?
kütüphanelerimiz var. Her evde vardır mutlaka kütüphane. O kütüphanelerde Cervantes'i okursanız, Budala'yı okursanız, Dostoyevski'nin, Cervantes 1600'lü yılları, Budala 1800'lü yılların sonunu anlatıyor. Ya da Defoe'nun Robinson Crusoe'sunu okuduğunuz zaman 1700'lü yıllara gidersiniz. Ulysses'i okuduğunuz zaman 1900'lü yılların başına gidersiniz. Ulysses dendiği zaman biraz durmak gerekiyor. Gerçekten de büyük bir kayıp yaşadık. Ben bu programda onu anmayı bir görev biliyorum. Bu kitabın çevirmeni Nevzat Erkmen, Ulysses'in çevirmeni aramızdan ayrıldı. Koronaya yenik düştü. Dünyanın en zor okunan bu kitabını çeviren adamdı. Onu da saygıyla ve rahmetle anıyorum. James Joyce bu kitapta 1800 sayfalık bir kitap, 1800 sayfaya bir günü sığdıran bir adamdan bahsediyorum. Bloom Day, Bloom'un bir günü, yani Bloom'un 16 Haziran'ını tam 24 saat bile değil, sadece 18 saatini 1800 sayfaya sığdırmış bir dev yazardan, James Joyce'dan bahsediyoruz. Yalnız kalmayın diyor. Hep dostlarınız olsun diyor. Hiç olmazsa bir dostunuz olsun. En azından öldüğünüz zaman birisi toprağınızı atabilsin diyen adamdır James Joyce. İşte Ulysses'i, Budala'yı 1600'lü yıllardan 1900'lü yıllara geldik. İşte bir de Çanlar Kimin İçin Çalıyor da Hemingway'de bunu da okuduğunuz zaman 400 yıl yaşamış oluyorsunuz. İspanya'yı yaşamış oluyorsunuz. Dublin'i yaşamış oluyorsunuz. Modena dağlarını yaşamış oluyorsunuz. İspanya'yı yaşıyorsunuz. La Machia'lıyı yaşıyorsunuz. Ve tabii ki dünyayı yeniden keşfetmiş oluyorsunuz. Gitmenize dolaşmanıza gerek yok. Kitapların dünyası size böyle bir servisi içtenlikle, dayanışma içerisinde yapmaya hazırdır. Şimdi dediğim gibi notlarınızı alacaksınız. Bugün Nesimi Çimen'e saygı duruşu yapacağız. Ben önümü ilikleyeceğim, bir saygı duruşunda bulunmak istiyorum. İlerleyen, programın ilerleyen dakikalarında onu anlatacağız. Oğlu Mazlum Çimen bizimle birlikte olacak. Bir kalaycının sanatçı olarak doğan oğlu. Kaderleri bambaşka iki insanı da anlatacağım. Nesimi Çimen ve Leonard Cohen. İki muhteşem, birisi dramatik bir sonla bitiyor, öbürü ise huzur içerisinde bu dünyadan ayrılıyor. Nesimi Çimen'in bu dünyadaki çığlık çığlığa vedasını da konuşacağız. Leonard Cohen'in huzur içerisinden bu dünyadan ayrılışını da. İkisi de bakın aynı dönemde doğdular. Bekleyin, 3 saat sürecek programımız. Saat 13'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Nesimi Çimen'le Leonard Cohen'in coğrafyanın kader olduğunu bas bas bağıran yaşam öyküleriyle karşınızda olacağız. İnanın şimdi ben anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Birisi 1931'de doğdu, birisi 1934'te doğdu. Aynı dönemde doğdular. Birisi Adana'nın bir köyünde doğdu, birisi de Kanada'da Montreal'de doğdu. İşte o doğumdan sonra bakın başlarına neler gelmiş. Biraz sonra bunları konuşacağız. Sinema önerileri olacak. Düttürü Dünya'yı. Bilmiyorum izlediniz mi? Bana göre kadri bilinmeyen Türk sinemasının özel filmlerinden bir tanesidir. Zeki Ökten'in filmidir. Kemal Sunal'ın devleştiği bir filmdir. Gecekondu'daki bir adamın 3 çocuğu ve karısıyla birlikte yaşama tutunma mücadelesidir. Düttüt'ün yaşama tutunma mücadelesidir. Peki koronayı yenen Tom Hanks'in unutulmaz filmlerine de gideceğiz. The Terminal filmi beni en çok etkileyen filmlerden birisidir. Ona da gideceğiz. Tabii Forrest Gump geliyor aklınıza, Yeşil Yol geliyor. Dehşet bir oyuncuydu. Oyuncu hala. Korona ona bulaştı ama o koronayı yendik.
karısıyla birlikte, eşiyle birlikte zaferle ayrıldılar o savaştan. İşte onu da konuşacağız. Geçtiğimiz haftaki programda programa çok muazzam bir ilgi vardı. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle programın yayıncısı olarak Halk TV adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Her hafta sizlerle edebiyat koridorlarında, sanat koridorlarında bir ara Diyojen diyeceğiz, Sokrates diyeceğiz, Nazım Hikmet diyeceğiz, Sabahattin Ali diyeceğiz, Sezai Karakoç diyeceğiz, Ömer Seyfettin diyeceğiz, Galile diyeceğiz, İbn Sina diyeceğiz, İbn Rüşd diyeceğiz, İbn Meymun diyeceğiz, Endülüs diyeceğiz, İspanya diyeceğiz, Şili diyeceğiz, Montevideo diyeceğiz, Madrid diyeceğiz, Modena Dağları diyeceğiz, Amerika diyeceğiz, Japonya diyeceğiz, Tokyo diyeceğiz. Dünyayı yörüngesinde, ekseninde insanla birlikte değerlendirmeyi sizlerle sürdüreceğiz. Metin Oktay diyeceğiz. Cemal Süreyya'nın yazdığı Metin Oktay'ı anlatacağız. Kobe Bryant'ın hüzünlü vedasını anlatacağız bu programda. Yani bu programda edebiyat, tarih, sanat, felsefe, spor hep insan merkezli bir şekilde anlatılacak. Geçtiğimiz hafta en çok ilgi gören ve ne olur bu haftada bir kez daha anlatın dediğiniz bir öyküyle başlamak istiyorum. Şimdi orada Nazım Hikmet, arkadaşlar hazır değil mi şarkımız? Tamam. Şimdi Nazım Hikmet cezaevinden çıkıyor sevgili Halk TV izleyicileri. Mutlu. Tabii ki esaret bitmiş, mutlu. Yolda bir gün kimle karşılaşıyor biliyor musunuz? Ruhi Su'yla karşılaşıyor. Diyor ki cezaevinde hasretlik, cezaevinde vakit sizin türkülerle geçiyordu. Radyoda ben hep sizi dinliyordum diyor. Nazım Hikmet Ruhi Su'ya diyor. Diyor ki Nazım Hikmet devam ediyor. Bu akşam bağlamayı alıp benim evime gelir misiniz diyor. Biraz türkülerinizden dinlemek istiyorum. Ben isteyeyim siz çalın olur mu diyor. Tabii ki diyor. Ne demek diyor. Birbirlerine iki hayran devrimci. Ama diyor kimseye haber verme diyor. Tam Ruhi Su eve giderken, bağlamasını almaya giderken yolda Behice Boran'la karşılaşıyor. Behice Boran'a söylüyor. Behice Boran da bir iki arkadaşına söyleyince Nazım Hikmet'in evinde devrimciler korosu bir araya geliyor. Nazım Hikmet o akşam Ruhi Su'dan ne isterse çalıyor. Hepsini çalıyor. Geçti Dost Kervanı'nı çalıyor, Drima Köprüsü'nü çalıyor. Hepsini ne isterse çalıyor. En son diyor ki hadi bir koro yapalım diyor. Bakın kimler var? Bu anıyı anlatan Hıfzı Topuz. Türkiye'nin en önemli devrimcilerinden, aydınlanmacılarından birisi. Yine biliyorum bu programı izliyor. Selam, saygı, hürmetler Hıfzı abiye, Hıfzı Topuz'a. Hıfzı Topuz anlatıyor bu anıyı kitabında. Hava kurşun gibi ağırda. Ve orada bulunanlar Behice Boran, Nazım Hikmet, Ruhi Su ve koro halinde Pir Sultan Abdal'ın Gelin Canlar Bir Olalım türküsünü çalıyorlar. Devrimciler korosunu biraz dinleyelim. Gelin canlar bir olalım. Evet, gelin canlar bir olalım. Kora günlerinde belki de en çok söylememiz gereken, belki de söylediğimiz zaman o dayanışmayı, hani diyoruz ya evlerimizde olalım, evlerimizde oturalım, evlerimizde kalalım, sosyal mesafeyi ne olur koruyalım. Evet, gelin canlar bir olalım. Korona günlerinde sığınabileceğimiz sözcükler yumağından bir tanesi diyebilirim. Dediğim gibi okumak, okumak, okumak. Okuduğumuz zaman daha farklı düşünürüz, daha farklı bakarız. Birazdan Cahit Sıtkı Tarancı'ya geçeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın çok güzel bir şiiri vardır. Ve arkadaşlar onu da hazırlarsak Haydi Abbas'ı bir hazırlayalım. Orada biraz sonra ona pas atacağım. Onu da konuşmuş olacağız. Yine yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bu da öyküsü olan bir türkü. Muazzam bir öyküsü var. Candan Erçetin'den sevgili Yasin bunu da hazırlarsa biraz sonra
bu şarkıyla da ilgili konuşacağım. Şimdi arkadaşlar, dün yine yaşama veda eden ünlü bir Şilili yazar vardı. Onu da buradan rahmetle anmak istiyorum. Louis Sepúlveda. O da 1950'li yıllarda doğdu ama gençliğinde Şilili Pinochet'e denk geldi. Pinochet'in darbesinde en acı çeken aydınlardan birisiydi. Genç bir yazardı o zaman. O da sürgünlerde hayatını sürdürdü. Uzun süre Almanya'da yaşadı. Vatan hasreti çekti. Allah, yani insan herhalde şair olduğu zaman, yazar olduğu zaman çile çekecek sanki. İşte Atol Behramoğlu, işte Yılmaz Güney, işte Pablo Neruda, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali ve Sepúlveda'da böylesine dramı yaşayan, vatan hasretiyle aramızdan uzun zaman dün ayrılan ama hep vatan hasretiyle gurbet ellerde, Almanya'da uzun yıllar ve en son bildiğim kadarıyla İspanya'da yaşıyordu. Vatanı Şili'ydi, doğduğu topraklar, çocukluğunun geçtiği tarlalar, kuşları kovaladığı tarlalar Şili'deydi ama yaşam bir diktatör onun hayatını perişan etmişti, darmadağın etmişti. Aslında diktatörler hayatınıza girdiği zaman yapacak hiçbir şey yok. İşte Kenan Evren, bize de dünyayı zindan eden isimlerden birisiydi, bir diktatördü. Şimdi Ösebio vardı bir zamanlar, dünya futbolunun önemli isimlerinden birisiydi. Bakın kısaca anlatacağım. Portekizli Ösebio Afrika'da doğuyor. Afrika'da doğuyor. Fakat sonra onu sömürge ülkeleri Portekiz'e götürüyor. Lizbon'da yaşıyor. O sırada diktatör Salazar. Ve ünlü bir futbolcu oluyor Ösebio. Ösebio ünlü bir futbolcu olduktan sonra Salazar onu hiçbir yere göndermiyor. Dünyanın bütün ünlü takımları, Manchester United, Barcelona, Liverpool, Milan, Inter, hepsi onu transfer etmek istiyorlar ve transfer olsa büyük paralar kazanacak. Ailesine gönderecek, Afrika'daki ailesine gönderecek ama Salazar onu hiçbir yere göndermiyor. Ordu milli takımında 4 sene oynatıyor. Hiçbir yere gidemezsin diyor. Ösebio'yla röportaj yaptığımda Ösebio anlatmıştı. Hiçbir yere gitmeyeceksin, burada kalacaksın, bu ülke için futbol oynayacaksın demiştir. Ve 66 Dünya Kupası'nın gol kralıdır Ösebio. Ösebio dünyanın gelmiş geçmiş 3 büyük futbolcusundan birisidir. Pele, Maradona ve Ösebio'dur. Ben ona demiştim Ösebio'ya. Arkadaşlar bir Ösebio fotoğrafı da varsa bulabilirsek kullanalım. Ösebio'ya demiştim. Sana işte Pele ile bizim bir röportaj yapmamız için çaba sarf etmişti. Sana dedim Portekiz'in Pelesi diyorlar. Ne diyorsun? Yanlış dedi. Esas Pele Brezilya'nın Ösebio'sudur demiştir. İşte Ösebio böylesine 726 maçta 736 gol atmış efsanevi bir futbolcudur. Hiçbir yere transfer olmayınca, bir diktatörün boyunduruğu altına girince hiçbir yere transfer olmadı ve para kazanamadı. 2014'te yaşama veda etti. Ben röportaj yaparken onunla külüstür bir cep telefonu vardı. Ronaldo'yu düşünün. Şimdiki Ronaldo'dan daha ünlü bir futbolcu, daha güçlü bir futbolcu, daha kariyerli bir futbolcuydu o zaman. Cep telefonunu çay kaşığıyla, külüstür cep telefonunu çay kaşığıyla tuşluyordu. Öldüğünde de sadece bir evi vardı. Benfica'nın başkanı her hafta maça geldiği zaman cebine harçlık veriyordu onun. İşte diktatörlük böyle bir şeydir. Ösebio o zaman ne demişti biliyor musun? Bana demişti ki demokrasi en kıymetli şeydir bu dünyada. Sen demokrasinin kıymetini bilmezsen diktatörler gelir seni yönetir. Onun için bir futbolcu olarak biz elbette ki büyük futbolcular olarak doğduk, büyük futbolcular olarak dünyaya geldik ama biz insanların hakları konusunda da mücadele etmek zorundayız. İnsanlara örnek olmak zorundayız. Kitap okumalıyız. Kitap okursak bizim milyonlarca hayranımız var. Elimizde kitabı görürse
Saramago'nun bir kitabını benim elimde gören hayranlarım Saramago'yu okuyor. Filin yolculuğunu okuyor, körlüğü okuyor, görmeyi okuyor. Onun için biz örnek olmalıyız. Ve ben örnek olmak için Türk Televizyonu olarak size diyorum ki demişti, demokrasi, demokrasi, demokrasi dünyanın en güzel kavramıdır, en güzel yaşam biçimidir. Beni bir diktatör yönetti, hayatımı kararttı. İşte Ösebio ve Pele. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük iki futbolcusundan birisi. Ve yokluk içerisinden gitti Ösebio bu dünya. Bu dünyadan. Niye? Çünkü bir diktatör onun özgürlüğünü almıştı. Dedi ki, profesör istese, yani bilse bana taktik de verecek. Soldan şöyle yap, ön libero'da böyle oyna, yok topları böyle karşıla, savunmayı hücumda yap diye taktik bile verecekti dedi. Ben Ösebio'ydum, dünyanın en ünlü futbolcusuydum ama Salazar'ın askeriydim diyor. Onun için kimsenin askeri olmayalım arkadaşlar. Evet, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusunun hazin öyküsünü anlattık. Yine arkadaşlar bizim görüntülerde vardır bir Sokrates görüntüsü getirelim. Şimdi soru ve görüşlerinizden ben birkaç tanesini okuyacağım. İzleyicilerden yine gerçekten de çok yoğun soru ve görüş var. Ben onlardan bir tanesini okuyacağım. Nurcan Hanım diyor ki, İlk defa sizi seyrediyorum. Harika bir program. Hoş geldiniz o zaman aramıza. Bizimle kültür yolculuğuna hoş geldiniz diyorum Nurcan Hanım. Yine Nuray Çağlayan hanımefendi diyor ki, çayımızı aldık, hazırız. Evet, çaylarınızı alabilirsiniz. Kahvelerinizi alın. Kahvaltınızı yaparken çocuğunuzu, torununuzu yanına alın. Her şeyi konuşacağız. İnanın bilimin yolunda İbn Sina diyor ki, bir ülkede sanat ve ilim ittifak görmüyorsa o iki kavram, o iki ülkeyi terk eder. Sarılalım biz edebiyata, sanata, bilime, felsefeye. Yine bir beyefendi diyor ki, Serhan Bey günaydınlar, akşam tanıtımınızı izledim, beğendim, geç yatmama rağmen saat kurup kalktım, güzel bir program yapmışsınız, tebrikler, merhaba. Biz teşekkür ediyoruz. Görkemli hatıralar olunca, Fikri Özen, görkemli hatıralar olunca ekran başındayız, kahvemizi aldık, bekliyoruz diyor Çiğdem Eski Hanım ve Aynur Hanım da alkışlarıyla destek oluyor programa. Yine gelen yüzlerce mesaj arasında ekran karşısındayız, sizi izliyoruz diyor Songül Çetin Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ekran başında olun, soru ve görüşlerinizi yazmaya devam edin. Niye sizin bu kadar az takipçiniz oluyor diyenler de var. Onlar hiç önemli değil. Geçen hafta da böyle mesajlar geliyordu. Takipçi sayısına göre ne olur kendinizi konumlandırmayın. İzlemekte olduğunuz program ben değilim, benim anlattıklarım da değil. Gördükleriniz, biz okuduklarımızı, gördüklerimizi sadece paylaşıyoruz. Ne diyor Sokrates? Felsefe neyi bilmediğini bilmektir. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yeni bir şeyler öğrenmek üzere evdeyken, hele özellikle de evlerdeyken çocuklarımıza aydınlanmanın, sorgulamanın, bilimin, felsefenin, aklın önemini anlatmak zorundayız. Elbette her akşam bilim adamları çıkıyor, çok kıymetli fikirleriyle bizleri aydınlatmaya çalışıyorlar. Ama evlerde biz bir kültür sermayemizi, kültür sermayemizi arttırmak için de elimizden geleni yapmalıyız. Biz yayıncı olarak, Halk TV olarak bunu sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz ve programı ben devam ettireceğim. Bir Roberto Vincenzo öyküsüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar, Roberto Vincenzo Arjantinli bir golfçü. Evet, geliyor ekranlara. Teşekkürler Ceren. Şimdi Roberto Vincenzo dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından birisi. Tabi Roberto Vincenzo'yu anlatacağım ama neyse, onu daha sonra o zaman anlatırım. Roberto Vincenzo bir gün şampiyonlukla bitirdiği bir turnuvanın sonunda ödülünü alarak, büyük bir para ödülüyle artık taraftarlarıyla coşuyor, kutlamalara katılıyor, evine gidecek. Garajına doğru giderken, arabasına doğru giderken garajda bir tane kadın geliyor Vincenzo'ya. Diyor ki, ağlayarak,
Vincenzo duruyor. Elinde golf çantasıyla birlikte duruyor. Buyurun diyor, ne oldu diyor. Ağlıyor kadın. Kızım diyor, bu hafta diyor çok hasta diyor. Eğer para bulamazsam, hastaneye parasını yetiştiremezsem ölecek diyor. Çok ihtiyacım var diyor bu paraya diyor. Ne kadar diyor? Miktarı söylüyor. Kızım ölecek diyor. Ne olur yardım edin diyor. Signor Vincenzo. Vincenzo çıkarıyor cebinden çek defterini. Onun istediği paranın iki katını yazıyor. Hadi diyor. Hemen diyor. Vakit kaybetmeden gidin diyor. Bu sizin paranız diyor. Aradan bir hafta geçtikten sonra Vincenzo takımı işte takımıyla çalışmalarını sürdürürken idman antrenman yaptığı yerde çalışan bir görevli geliyor. Diyor ki çıkışıyor. O çorba içiyor Vincenzo. Karşısına oturuyor. Ne yaptınız diyor. Geçen hafta diyor bir kadın diyor sizi geldi kandırdı aldattı diyor. Nasıl aldattı diyor. Nasıl diyor ona para vermişsiniz diyor. Dünyanın parasını vermişsiniz diyor o kadına diyor. Öğrendim ben bunu diyor. Nasıl yaparsınız diyor. Siz akıllı birisiniz diyor. Ne oldu diyor. O kadının diyor ölecek diyor. Hiçbir çocuğu yok diyor. Onun çocuğu yok diyor öyle. Yani hasta bir çocuğu yok diyor. Vincenzo bakıyor çorbasını almaya devam ediyor. Yani bu hafta ölecek bir çocuk yok mu diyor. Yok diyor tabii ki. O zaman diyor şu an dünyanın en güzel haberini alıyorum diyor. Hadi sana iyi günler diyor. İşte insan ruhu, sporcu demiyorum, insan ruhu böyle bir şeydir. Böyle bir dünyadan biz çıkarsak, dayanışmayı bu tür duygularla hayata geçirirsek bu gerçekleri yaşamış oluruz. İşte Vincenzo'yu dediğimiz zaman benim aklıma hemen Michael Schumacher geliyor. Formula 1'in efsanevi ismi. Formula 1'e renk katan, 7 kez dünya şampiyonu olan büyük isim. 4-5 kere canlı yayında röportajlar yaptım. Ve onun insan tarafını keşfetme noktasında hiç en güzel yani insan keşfini belki de onda yaşamışımdır. Tam bir insan var karşınızda. Ruhuyla, kalbiyle, insanlar için savaşan. Gidin Haiti'de çocuklar Schumacher'in adını ezbere bilirler. Çünkü orada yaptırdığı 4-5 tane okul var. Gidin Bosna'ya, Bosna Hersek'e orada çocuklar için ya da bakıma muhtaç insanlar için yaptırdığı okullar var, hastaneler var. Gidin Senegal'de onun yaptırdığı hastaneleri görürsünüz. Tsunami felaketi yaşandığı zaman muhasebecisini çağırıyor. Diyor ki ne kadar paramız var diyor. Hemen gönderebilecek ne kadar paramız var diyor. 6 milyon dolar diyor. Kasada ne kadar var? 6 milyon da orada var diyor. Hepsini diyor. Hepsini diyor. Tsunami felaketinde zarar görenlere göndereceğiz diyor. İnsan Schumacher bu. Ve o Schumacher 12 milyon dolarlık yardımla 7 tane ülkenin toplam yardımından daha fazla yardım yaptı. İhtiyaç sahibi tsunami'de zarar görenlere, o felakette zarar görenlere. İşte Schumacher şu anda yoğun bakımda. Hala yoğun bakımdan çıktı ama işte bir kayak yaparken çok ciddi bir kaza geçirdi. O günden bu yana Schumacher kalkıp pencereden hayranlarına, sevenlerine bir el sallayamıyor ama Haiti'den Bosna'ya, Bosna'dan Senegal'e bütün atan kalpler ona dua ediyor. Onun insanlığı karşısında saygı duruşundalar. Evet, şimdi biraz Cahit Sıtkı Tarancı'ya gidelim değil mi? Cahit Sıtkı Tarancı. Evet, Balıkesir'e yolunuz düşerse onun orada bir evi var. Yedek subayken orada kaldı. Yedek subaylığını orada yaptı. Bir gün arkadaşlar hazır mı Cahit Sıtkı Tarancı'nın Haydi Abbas şarkımız? Ben anlatıyorum, önceliği ona verelim o zaman. Tabii sanatçılarımızı, şairlerimizi o insan boyutuyla anlamaya çalışırsak onların şiirlerini daha çok severiz, daha çok başvururuz onlara. Bir Ahmet Telli'ye, üstü başı insan, bir Şükrü Erbaş, üstü başı insan, hasretlik, gurbet, aşk kokan, Ataol Behramoğlu, yani Haydar Ergülenler, bunlar gerçekten de Nazım Hikmetler,
oturduğunuz zaman, okuduğunuz zaman Cemal Süreyya'ları bambaşka bir dünyaya gidersiniz. Sizi zenginleştirirler. Sizi çorak topraklardan alırlar böyle bol güneşli, bol yağmurlu, balta girmemiş o sıkça ormanların olduğu yerlere götürürler. O dünyada siz gerçekten de bu dünyada, bu hayatta nasıl ve neden olduğunuzu daha iyi sorgularsınız. Şiir okuyun, romanları okuyun. Gerçekten de yani Cervantes 1600'lü yıllarda yazmış. Diyor ki Don Quixote'da ihanet hoşa gidilse de hain asla sevilmez diyor. Yani bir kitabı okurken bir dünyaya savrulmanız için gerçekten de bir sözle bile bir kitap sizi o kadar etkiler ki. Mesela Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde ne kadar güzel anlatılır değil mi? Yani orada yalanı mesela, yalan hayatınızda yalan hiç olmasın. Yani yalan, çocuklar şimdi ekran başındasınız, dedenizin yanında, babanızın yanında, annenizin yanında bizi izliyorsunuz. Ben size seslenmek istiyorum. Ne olur yalan söylemeyin. Bakın Dostoyevski diyor ki, sevgili çocuklar gözlerinizden öpüyorum sizin. Diyor ki Dostoyevski, yalanla dünyanın öbür ucuna gidebilirsin ama geri dönemezsin. Var mı böyle büyük bir söz? Var mı böyle erdemli bir söz? Yani şimdi Emin hocamızın yazdığı bir betimleme vardır. Çok güzel anlatır. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasında inanılmaz bir sahnedir orası. Raskolnikov, o gururlu adam, Marmeladov'un kızının, Sonya'nın ayaklarına kapanır bir sahnede. Suç ve Cezadan sadece bir bölümü anlatıyorum sevgili izleyiciler. Dikkatle dinleyin. Belki de bu örnekten dolayı Suç ve Cezayı okumaya başlarsınız. Sadece Suç ve Cezayı değil, biraz sonra ben size Guguk Kuşu'nu da anlatacağım. Guguk Kuşu'nun filmini, Jack Nicholson'ın devleştiği filmi de anlatacağız. İşte hafta sonu böyle bir kültür mozaiğimizi güçlendireceğiz. Bu mozaikle birlikte bizi görkemli bir dünyanın beklediğini belki de daha iyi anlayacağız. İşte Raskolnikov Sonya'nın ayaklarına kapanıyor. Ne yapıyorsun diyor. Ve tekrar ayağa kalkıyor Raskolnikov. Sonya'yla göz göze geliyor. Ne yapıyorsun sen ya diyor. Benim ayaklarıma niçin kapanıyorsun diyor. Ben senin ayaklarına kapanmıyorum diyor. Darbe yemiş İnsanlığın ayaklarına kapanıyorum diyor. Çünkü Sonya en çok darbe yemiş. Babası fakir, yoksul, Marmeladov'un kızı, dört kardeşiyle birlikte sefil bir hayatın içerisinde. Elbette ki romanın sonunda farklı olaylar yaşanıyor. Anlatmayayım onları. Belki olayı anlattı diyecek bize. Olayı anlatmayacağım. Suç ve Cezayı alın okuyun ama. İnsanlığın ayaklarına kapanıyorum diyor. Bütün insanlık adına senin ayaklarına kapanıyorum diyor. Aslında biz insanı analiz edersek, insanı anlarsak gerçekten de dünyayı anlamış oluruz aslında. Dünyayı anlamak insanı anlamaktır. Korona günlerinde hep insana dönelim, hep bilime dönelim, hep felsefeye dönelim diyorum. Evet, şimdi Cahit Sıtkı Tarancı'dan bahsettik. Bir gün Atol Behramoğlu programa konuk olduğunda demişti. Ya bir insan eğer Sait Faik Abasıyan'ı okumuyorsa eksiktir demişti. Gerçekten de Sait Faik Abasıyan'la tanışmadıysanız bugün hemen giriyorsunuz internetten sipariş verin Sait Faik Abasıyan'ın ne yazdıysa. Bütün kitaplarını, tamam mı? Cahit Sıtkı Tarancı'nın hani der ya yaş 35 yolun yarısı derler. Cahit Sıtkı Tarancı'yı okuyun. Onlar bu dünya için yazdılar. Bu insanlar için yazıp gittiler. Yani Tarık Buğra'nın Küçük Ağasını unutabilir miyiz? Ha, gerçekten unutabilir miyiz? İstanbul'dan gelen o hocanın milli mücadeleye karşı savaşın, milli mücadele saçmadır diyen ve padişahın emirlerini yerine getirmek üzere gelen o hocanın Huvay Milliyecilere katılış ruhunu okuyun Küçük Ağa'yı, bilin. Yörük Ali'yi bilin.
milli mücadeleyi Aydın'da başlatan Yörük Ali'yi bilin. Yörük Ali türküsünü bilin. Bursa'da ölüyor ama beni diyor Aydın'a gömün diyor. Orada diyor, oradakiler diyor toprağı seviyorlar diyor. Toprağı seven insanı sever diyor Yörük Ali. Her şey insanı sevmekle başlıyor. İnsanı sevmek, sevgiyi bilmektir. Yunus Emre'lerin, Pir Sultan Abdalların, Mevlana'ların, Hacı Bektaş Veliler'in yaşadığı coğrafyada kadın cinayetleri yaşıyoruz hala. Yazık. Yazık, çok yazık. Gerçekten de çok yazık. Evet arkadaşlar, şimdi Cahit Sıtkı Tarancı yedek subay olarak bir tane onbaşıyı ona emireli olarak veriyorlar. Yedek subay az olduğu için emireli Abbasoğlu Abbas. Listeden Cahit Sıtkı Tarancı onu seçiyor. Bir akşam emir subayıyla oturuyor. Yemek yerken işte akşam saatinde efkarlanıyor. Abbas diyor, sen diyor İstanbul'u bilir misin diyor. Abbas doğudan gelen birisi, Mardinli. Bilirim komutan diyor. Beşiktaş'ı bilir misin? Bilirim komutan diyor. Nereden bilirsin diyor. Komutan diyor, ben orada acemi birlik yaptı diyor. Kendi şivesiyle. Peki diyor, orada diyor benim bir sevdiğim var diyor. Sana yarın git onu al gel desem getirir misin diyor. Getiririm komutanım diyor. Halden anlıyor. Çünkü Abbas da karısını kaçırarak getirmiş. Getiririm komutan diyor. Ve uyuyorlar. Ertesi gün sabah bir uyanıyor ki tiril tiril giyinmiş Abbas. Çantası hazır. Ne oldu Abbas, ne yapıyorsun diyor Cahit Sıtkı. Senin sevdiki getirmeye gidiyor ben diyor. Gözleri doluyor Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Kadir Şinaslık, dostluk, arkadaşlık görüyor o askerden. O doğudan gelen, o yüreği insan kokan askerden. Ve oturuyor bir Abbas, Haydi Abbas şiiri yazıyor. Hadi kısaca bu şiiri, bu şarkıyı bir dinleyelim. Haydi Abbas, vakit tamam tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git, var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Cahit Sıtkı Tarancı'ya selam olsun ve bugün programın ana konusu bir yiğide, bir insana, bir ozana ruhunu, kalbini curaya gömen adama, Nesimi Çimen'e gideceğiz. Nesimi Çimen, herkes koltuklarına otursun. Bir Nesimi Çimen bu ülkede nasıl yetişiyor ve ne hale geliyor, bu dünyadan nasıl gidiyor onu göreceğiz. Başlıyoruz. Gidemem çerpendem kapalı, yolum gelmek mümkün değil, bağışla beni. Gidemem çerpendem kapalı, yolum gelmek mümkün değil, bağışla beni. Hıçkırığın yaktı beni bir perden, gözümden ruhumu aldı gül.
götürdü, canım götürdü. Yüzünü görseydim bana yeterdi, gelmek mümkün değil, bağışla beni. Yüzünü görseydim bana yeterdi, gelmek evet, mümkün. Evet, Nesim Çimen bağışla beni diyor. Aslında sen bizi bağışla Nesim Çimen. Siz bizi bağışlayın. Bu dünyadan yanarak aramızdan ayrılan 35 yürek, 35 aydın, hasret gültükenler, Molis Akarsular, Aziz Nesinler, Metin Altıoklar, Behçet Aysanlar. 35 yürek, 35 insan o gün katledildi. Nesim Çimen de bu dünyadan yanarak gitti. Acımız büyük. Anımsatmak gerekiyor bunları. Elbette ki acılarımızı yarıştırmayacağız. Acılarımızı konuşmadan da etmeyeceğiz ama bu ülkenin en büyük ayıplarından birisidir. Nesim Çimen insan, insan, insan dedi hep. Ben benden bezdim diyen adam. Böyle güzel bir söz var mı? Ben benden bezdim diyen adam. Aşığın oldum, çöllere düştüm, bülbüle döndüm diyen adam. Ne günahı vardı, yaktık biz onu. Biz değil, onu yobazlar yaktı. Ve onu yakanlar affedildiler, çıktılar. Evet. O acıyı biz tabii ki elbette büyük yaşıyoruz ama ateş düştüğü yeri yakar. Karşımda şimdi Mazlum Çimen var. Acıları, duyguları en yüksek seviyede olan kişi var. Mazlum Bey. Merhabalar, sesim geliyor mu? Geliyor, iyi duyuyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Teşekkürler İbriz'in. Bütün insanlığımız sağ olsun. Acı büyük tabii. Nesim Çimen'in oğlu, Nesim Çimen'i biraz anlat desem, Nesim Çimen'in oğlu neler söyler, en başta neyi söyler? Çünkü tam bir Anadolu Çelebi'si, Yaşar Kemal'lerin, Yılmaz Güney'lerin, Abidin Dino'ların dostu, arkadaşı, Mahsuni Şerif'in her gün evine gittiği adam. Yani şimdi öncelikle size bir teşekkür borcum var. Çünkü bu programın başından beri izliyorum yani. Daha önce de izledim ama bugünkü programı izlediğimde de benim de bilmediğim birçok şeyi kavradım ve bir sürü anekdot aldım. Yani bu müthiş bir hizmet. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok dolu bir program. İhtiyacımız olan bir program bu. Çünkü ben... biraz irdelerim sağa solu bir şeyler ama atladığım bir sürü şey gördüm. Eksiğimi fark ettirdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Nesim'i anlatmaya kalktığımızda ya Nesim'i anlatmak bence benim en zor işim herhalde. Yani hayatımda birlikte yaşadığımız süreci düşündüğümde hiçbir zaman baba olarak görmedim. Yani hiçbir zaman babalık yapmayan bir insandan bahsediyoruz. Çünkü neden? Ben Nesim'i yani babam öldüğünde en yakın, en sağlam dostumu kaybettim çünkü. Yani bir baba-oğul ilişkisi çok fazla yaşamadık. Çok abi kardeş değildi ama çok dosttuk onunla. Anlat nasıl bir insandı diye böyle bir soru geldiğinde çakılıp kalıyorum. Yani nasıl anlatabilirim ki? Bir kere inanılmaz açık. Yani çok açık birisiydi. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Açık olduğunun çok somut örneğidir bu. Ben 70'li yılların başında işte konservatuara girdim. Konservatuara girdiğimde de keman bölümüne başladım ben. Keman okudum. O keman bölümünde okurken
bir sorunla karşılaştım. Yaşadığım sorun şuydu. Evde keman çalarken öbür odada, öbür yerde, zaten biz iki göz odada oturuyorduk. Evde oturuyorduk yani, gece konuda, Kavacık'ta. Ben bu odada keman çalışırken öbür odada işte Fevzullah Çınarlar, İsmail İpekler, Uyu Babalar, Mahsun Babalar, İzmişti, Ali İzzetler falan. Onlar halk müziği ve deyiş ve ozanlık geleneğinden örnekler sunuyorlardı kendilerine hep beraber sohbette. Benim keman sesimle onların bağlama ve cura sesleri çakışıyordu. Çünkü bende olmaması gereken bütün sesler orada vardı. Onlarda olmaması gereken bütün sesler de bende vardı. Ve bu çakışıyordu. Bunun çakışmasından dolayı ben akşamları evde ders yapamama durumuna geldim. Çünkü hiç unutmam, mesela Fevzullah Baba, işte Fevzullah abiydi, Fevzullah Çınar, devamlı ya gel bırak şunu iki tane çal söyle sonra git ders yap falan demeye başladığında, akşamları ders sorunum olduğu için ben bölüm değiştirmeye karar verdim. Dedim ki ben kemanı götüremeyeceğim. Yani yürütemeyeceğim. Sonra okula bunun için başvurduğumda da bana, okulda çok başarılıydım keman bölümünde. Çünkü beni kemandan bırak ayrılmamı istemediler. Kemanı bırakmamı istemediler hiçbir zaman. Ve bana biraz süre tanıdılar. 10-15 gün dediler ki git düşün taşın. Bir daha gel konuşalım falan. Ama ben derdimi anlatamıyordum. Yani işte olmuyor, neden olmuyor, yapamıyorum falan. Sonra geldi beni... Adnan Saygın çağırdı Adnan Hoca. Dedi ki, onun da kulağına gitmiştim. Şergi, çok başarılı bir öğrencimiz var. Kemanı bırakmak istiyor. Neden falan. O da sonra dedi ki Adnan Hoca, neden bırakmak istiyorsun Mazlum? Dedim ki Adnan Hocam, yani evde bağlamalar çalınıyor. Ben burada yani anladım canım dedi. Anladım. Direkt anladı zaten. Ve dedi ki ne istiyorsun? Ev ödevi olmayan bir bölüm istiyorum dedim ben. Yani ev ödevi olmasın. Evde ders yapamayayım ben yani. öyle bir şey var mı dedi ya, ev ödevi olmayan bölüm. Allah evde yapamayacağım bir şey olsun. Dedi ki bir tek bale var yani. Evde bale yapacak halin yok yani. Evde bale de ödevi. Dedim o zaman ben bale yapacağım. Sonra ben bale izledim. Misafir olarak baleye soktular beni. Bir hafta falan. Ve baleye aşık oldum. Dedim harika bir yer. İşte cennetten bir köşe gibi gördüm bir anda. Sonra kemik yapım, bedenim, fizik yapım falan işte incelendi. Kemiklerim tuttuğu için de minyon tipliyim çünkü. Ve beni baleye aldılar. Fakat Nesim'in bundan haberi yok tabii işte. Şimdi yani nasıl bir insanlığının temelinde yatan bir cümle söyleyeceğim. Onun söylediği cümle çok çok müthiş bir şey. Düşünün o zaman da yani şöyle bir şey yaşadık aslında biz. Ben sünnet olurken babam yoktu, okula başladığımda babam yoktu, konservatuara girerken babam yoktu. Çünkü ya içerideydi ya dışarıdaydı. İkisinden birisi, ya hapisteydi ya da yurt dışındaydı. Yine bir dışarıdaydı, İsveç'teydi sanıyorum. Geldi dedi ki keman nasıl gidiyor dedi, ben de kemanı bırakmıştım, baleye geçmiştim. Kemanı bıraktım ben dedi. Ya o insan okulu bırakır mı Mazlum? Ya okulu bırakmadım, kemanı bıraktım. E ne yapıyorsun şimdi dedim, bale okuyorum. Bale ne lan dedim. Yani nereden bilsin yani Kalaycı'nın oğlu. Ozan yani şu bu. Dedim işte dans. Dans nasıl dedi ya. Klasik dans işte şu anlattım. Bir durdu bu böyle bıyıklarını okşadı baktı falan. Ne oldu dedim ya, sıkıldın mı? Yani canım sıktı bu. Bozuldun mu nedir işte? Dedim Mazlum, nereden mutluysan orada yaşa. Ya. Şimdi bu Nesimi çok iyi anlatabilen bir söylem. Neden? Düşünebiliyor musunuz? Yani 70'lerin başındasınız ve şu anki süreçte zaten bir baletten bahsettiğinizde, bir bale dansçısından, erkek dansçısından bahsettiğinizde bakış açılarının direktmen şu yargıyı bütünlüğüyle giyinerek bakar insanlar. Bir eşcinsele bakar gibi bakarlar, bir homoseksüele bakar gibi bakarlar. Hala balenin ne oldu, baletin ne olmadığı anlamında bir kavram oluşturabilecek durumda olmayan bir süreçteyiz. Mazlum Bey, Mazlum Bey gerçekten de doğru. Şurada özür diliyorum, araya girdim. Gerçekten de şimdi bir çocuk babasına gelse dese, baba ben balet olacağım dese, yani kovalar bir kere. Yani herkes ve... Ben, sana yani size olumlu şekilde yaklaşan kişi bir kalaycının oğlu Nesimi Çimen. O zaman daha yeni yeni tanışılıyor, biliniyor. Ve evet. İşte Sarız'a gelmiş, Sarız'da ağanın kızını kaçırmış, Elbistan'a gitmiş. Evet. Elbistan'dan sonra işte Adana'ya tekrar geliyor. Yaşar Kemal'le tanışınca hayatı değişiyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Greve gidince grevin başı oluyor değil mi bir de?
Evet. Ve işten atılıyor grevin başı olunca. Evet yani. Çok hüzünlü bir öyküsü var. Yani o dönemdeki hoşgörüye bakın, yani algıya bakın. Perspektif diyorum ben. Yani düşünün, ben balerini yani nerede mutluysan orada yaşa. Yani bize şu anda bakın, demin söylediğiniz sözcüğü örtüşen öpüşen bir şey söyleyeyim size. Yani bir çocuk gidip babasına şu gün dese ki ben balet olacağım diye, ki bu çok az. Şimdi genelde benim aktif olarak bale yaptığım dönemlerde ve şu anda dahi baleden bahsettiğimizi yeni tanıştığımız insanlar, aileler, işte baba ya da anne olarak benimle sohbet ederken genelde şöyle bir konu açılır. Benim çocuğum da küçükken bale yapmıştı. Ben hemen şey diyorum, kızdı değil mi diyorum. Evet. Ben bugüne kadar benim oğlum da küçükken bale yapmıştı diye bir aileye rastlamadım. Benim hala. Kızım yaptı, evet, bale yaptı, Ece bale evet, yaptı ama o. Kızdı. Ama kimse oğlunu baleye göndermemiştir. Yani böyle bir yargı var. Buradan baktığınızda Nesim'in nasıl bir yerde olduğunu. Ses var mı? Duyuyorum, anlatabilirsiniz. Ha yani bu aradan baktığınızda Nesim'in nasıl bir dünya bakış açısı olur, nasıl bir dünya görüşü olur, nasıl bir insan olduğunu çok fazla bir şekilde ipucu verir bir durumda. Bir de enteresan bir şey, mesela babam beni hiçbir zaman böyle yaparken görmedi, izlemedi. Ama enteresan bir şey, ona tabiye gidip devamlı benim, ya bizim mazlum çok iyi bale yapıyor, nereden biliyorsun, müthiş dönüyor. Nereden biliyorsun, hiç izledim, hiç görmedim. Niye öyle diyorlar. Yani bunu da müthiş bir ruhunu besleyen bir mutluluk olarak taşıdı ömrünce. Ama hiç izlemedi. Annem bir kere izleyebildi. Ama mesela annem de çok enteresan bir şey. Bir ağanın kızı, aslında Nesimi Bey'in ya da Çimen ailesini oluşturan, temelinde oluşturan kişi Dilber'dir. Yani Gogol'ün Paltos esprisi gibi, yani ona tabirin çok güzel bir sözü vardı Yaşar Dayı, Yaşar Kemal'e. Yaşar, şimdi biz hepimiz Gogol'ün Paltosu gibi Dilber'in eteğinden gelmek isterdi. Yani ne güzel. Dilber bizim beşiğimizdir, yani eşiğimiz, beşiğimiz Dilber oluşturdu. Ve enteresan bir şey, mesela ben bale yaptığım dönemlerde, okuduğum dönemde de annem bana tayt örerdi. Evde artan iplikleri birbirine bağlayarak rengarenk taytlar yapardı. Ben onları giyerek dans ederdim. Ya yani böyle bir aile düşünün, ağa kızı, öbürü maraba kalacılıktan gelme, ama enteresan bir iğme var hayatında. Oradan baktığınızda da şöyle bir şey görüyoruz, o da küçük şaşırtıcı bir durum tabii. Oradan geliyor ama işte Yaşar Kemal, işte Behçet Necatigil falan derken, Abidin Dino, Zekeriya Sertel, işte Erdem Bürü, Tülay German, işte Hıfzı Baba, bahsettiniz biraz evvel, Hıfzı Topuz, saygıyla önde giderim, Hıfzı Baba. Bunların ise dostları oldu. Yani bunu nasıl kurdu? Bu ilişkiyi nasıl kurdu gerçekten? Müthiş yani. Bu Nesim'in zaten müthiş bir aurası var ve müthiş bir yeteneği var bu konuda. Dostluk ve ilişki anlamında müthiş bir yetenekli insan ve müthiş verici. Müthiş paylaşımcı. Yani curasına gelmiyorlardı değil mi? Babanın bir de kalender bir ruhu, bir kalbi vardı. Oo, şimdi mesela Yaşar Dayı şey derdi, Yaşar Kemal derdi ki, ulan bütün dünya, yani komünist. Ben şimdi şöyle oluyorum, ekranla sizin senkronize olmadığınız için oraya bakıp buraya bakarken söyleyeceğime takılıyorum. Oraya bakmamam gerekiyor. Yaşar Dayı şöyle derdi, dedi ki, lan ben bütün dünyaya komünist olduğumu anlattım da bu Allah'ın kalacısına bir türlü inandıramıyorum. Yani inanılmaz bir şey var, curası değil tabii ki. Yani o kalenderliği, ama bir de bu Alevi, Anadolu Alevi Bektaşi kültüründen gelen yapısı, hazır cevaplığı. Ve orayı çok iyi damıtmıştı. Yani o kültürü çok iyi damıtmış bir insan olduğu için de inanılmaz sohbet edebilen ve sohbeti besleyebilen birisi olduğundan inanılmaz bir ilişkisi vardı. Yani sohbetlerimizde hep bakardık, işte profesörler, doçentler, Metin abiler falan, fakir baykutlar, yani sayamam ki, inanılmaz insanlar. Bunlara hiç devam edeceğiz ikinci bölümde. Şimdi Mazlum Bey, bir kısa bir ara vereceğiz. Bir iki dakikalık bir aramız var sevgili izleyiciler. Mesajlarınız da yağmur gibi geliyor. Biraz sonra onları okuyacağım. Evet Serhan Bey, bu canları unutmamak lazım. Bir daha yaşanmasın. Türkiye çok kara, Türkiye'nin çok kara bir lekesi olarak duruyor diyor Ayşe Hanım. Gelen mesajlardan bir tanesi. Kısa bir ara vereceğiz Mazlum Bey. İki dakika sonra yeniden birlikte olacağız. Mazlum Bey babasına yazdığı, okuduğu bir türküyü söyleyecek canlı performansla. Bir türkü daha isteyeceğiz ve ardından Nebil Özgentürk, Türkiye'nin usta belgeselcisi,
belgeselini de çekti Nesim İçimen'in. O belgeseli de izleyeceğiz. O da konuğumuz olacak kısa bir aradan sonra.